Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere değer döndüren metotları anlatacağım. Bu metotlar sayesinde ekstra olarak dışarıya harici bir işte string değişkeni, integer değişkeni tanımlamadan direkt metot içerisinde veri göndererek oradan geri veri çağırma işlemini nasıl yapıldığını anlatacağım. Formumuza iki tane text box attıralım ve bunun içerisinde yazacağımız sayıları toplatmayı yapalım arkadaşlar. Text box, bir de buton atayım tam olsun. Üçten atmışız. Şöyle minnacık. Arkadaşlar şimdi buranın için dışarıya bir metot tanımlıyorum. Diyorum ki mesela public string işte toplat olsun mesela arkadaşlar, topla olsun. Bunun içerisinde değişkenlerimi tanımlıyorum. İşte string sayı 1 diyorum, virgül string sayı 2 dedim. Şimdi burada ben sayı 1 ve sayı 2 bizim text box'ları tanımlamam lazım. Tabi bunu işlemi yatıracağımız için işte convert nokta to int 32 diyeyim. Peki işte text box 2 sanırsam şu. Bakayım, bu 2 herhalde. Text box 2, bu da text box 3'tür. 2'nin texti işte sayı 2 eşittir convert nokta to int 32 textbox 3'ün teksti. Şimdi ben bunları integer değerine aldım geri arkadaşlar. Özür diliyorum. Burada bir string olarak tanımladığım için integer diyeceğim burada. Integer. Ben bunları şimdi integer değerine aldım. İşte diyorum ki işte integer toplam eşittir sayı 1 artı sayı 2 dedim. Şimdi arkadaşlar bunu geri döndürmem lazım. Şimdi diyorum ki return toplam diyorum nokta to string. Ben bunu mesaj box'a göstereceğim için string halinde geri döndürmem gerekiyor. Butona tıkladığımda aynı. Butonun click olayında ne diyeceğim? İşte şurada buna gerek yok zaten. Bunu boşuna yazdık. Ben bunu buraya string olarak atayım. Özür diliyorum. String diyeyim. Bunu da string yapalım. Bunları zaten string olarak alacaktır bu. Şöyle diyeceğim. Buna hiç gerek yok. Convert nokta to int 32 işte sayı 1 artı convert nokta to int 32 sayı 2. Arkadaşlar böylece biz buraya değerlerimizi şimdi şöyle yazacağız. Diyelim ki message box nokta show desin. İşte ne mesela topla parantez içerisinde değişkenlerimi yazacağım. Yani sayı 1 dediğim şey nedir? İşte textbox 2'nin teksti. O da textbox 3'ün teksti arkadaşlar. Böylece ben komutumu göndermiş oldum. Burada bunu alarak işlemimi yaptırdım. Uygulamamızı bir çalıştırdığımızda bunu göreceğiz. Nasıl çalıştığını, nasıl işlediğini. İnşallah açılır şimdi. Will succeed. Mesela diyelim ki ben buraya 12 yazdım. Buraya 12 yazdım. Topladığımda bana 24'ü verdi. Ne yaptı? Taşıyamıyorum da. Şöyle tutarsam inşallah. Burada ne yapmış olduk? Buraya değerleri gönderdik.
ve burada işlemi yaptırıp return ile geri döndürdük. Eğer diyelim ki ben buradan bu return'ı sileyim. Return'ı sildiğim zaman biz geri bir değer döndürmediğimizi anlayacak ve programda hata verecektir. Hani çalışmayacaktır. Çünkü benim amacım buradan geriye string değerinde bir değer döndürmektir. Gördüğünüz gibi altında çizdi zaten. Hemen deneyelim. Çalışmayacağını. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hatamızı da verdi. İşte bir değer döndürmediğini burada söyledi arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere değer döndüren metotları anlatacağım. Bu metotlar sayesinde ekstra olarak dışarıya harici bir işte string değişkeni, integer değişkeni tanımlamadan direkt metot içerisinde veri göndererek oradan geri veri çağırma işlemini nasıl yapıldığını anlatacağım. Formumuza iki tane text box attıralım ve bunun içerisinde yazacağımız sayıları toplatmayı yapalım arkadaşlar. Text box, bir de buton atayım tam olsun. Üçten atmışız. Şöyle minnacık. Arkadaşlar şimdi buranın için dışarıya bir metot tanımlıyorum. Diyorum ki mesela